Hatice. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Vereyim bunu. Çok versin. Nasıl geçti yarışma? Çok heyecanlıydı. Ya daha doğrusu yarışmanın ilk kısmı diyeyim. Zira daha yarışma aslında esasen yeni başlıyor. Aa, hurmalar, cevizler falan. İkramlık olarak hazırladık. İkramlık. Evet. İftariyelik demesinler sakın. Ramazan geçti bunlar ne demesinler. Öyle de düşünebilirler ama hurma olsun, kuru incir, kuru kayısı sadece Ramazan'da. Sevaptır yemeği de hurmayla falan açmak aslında orucu ama bilemedim şimdi ne derler. Çok hadi bakalım. Ben bakıp geliyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Güzel geçmiştir umarım. Hoş bulduk. Çok yorucuymuş. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar. Selam. Merhaba. Hay Berke. Nasılsınız? Merhabalar. Ne kadar şıksınız. Aynı şeyi ben size söyleyecektim. Zuhal Hanım. Selda. Merhaba. Çok güzel Zuhal Hanım şu an hayal aleminde gibiyim. Çünkü siz varsınız. Arkadaşlarım daha ne isteyeyim yani. Efendim? Gerçekten daha ne isteyeyim ya? Aa, gerçek çok teşekkür ederiz. Daha ne isteyeyim yani? Zuhal Hanım bak gördüm. Hedefleri küçük tutacaksın ki ayağı kırıklığı uğramı. Mesela yani içinden ne bileyim Madonna ile Dua Lipa ile tanışmak da gelebilirdi. Ya o da geliyor. Hayalin o da olabilir. O da geliyor. Darısı Dua Lipa'ya inşallah. Yani inşallah. Vallahi görürsen bana da haber ver. Çok seviyorum aynen. Sesini. Merlin Monroe da olurdu ama yani. Merlin Monroe Allah rahmet eylesin. Ne yaptın Merlin sen kaçlısın? 99'uyum ben. Kaç? 99. Merlin Monroe'yu sen... Hayır ama yani şimdi hayranlık olarak olabilir. Hayran yani. Mısın Merlin Monroe? Tabii hayranım. Hadi ya. Aynen. Vay Merlin Monroe'ya bak sen. Hayran Allah rahmet eylesin. Zamanında kasıp kavurmuş da bir de hala demek esintileri devam ediyor. Esintileri devam ediyor. Evet peki bu masanın esintisi nasıl? Bir bakın bakalım. Zuhal Hanım ezan okundu mu? Orucumuzu açalım hurmayla incirle. Çiçek dikkatimizi çekti ilk. Çiçek yani. Şamdan şimdi güzel. Şimdi hurmayla incir sadece Ramazan'da yenmiyor. Onu istediğiniz her zaman tüketebilirsiniz. Ayrıca hurmayı Ramazan'da tüketin diye bir kural mı var? Yani bayramdan ben bunu hiç duymadım da. Sanki evde kalan hurmalar gelmiş gibi gözümüzün önüne. Demek ki siz öyle yapacaksınız. Ya biz genelde evet Ramazan'da yani. Adettendir deyip tüketiyoruz. Sadece onun Ramazan'da tükettiğiniz için. Orucu sevaptır Ramazan'da hurmayla zeytinle açmak. Sizde fazla geliyor galiba. Yok sadece çocuğuma tatlı yaparken şeker katmamak için koyduğum. Sağlıklı tatlılar değil mi? İstediğiniz zaman evet. Kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ben söyleyeyim böyle bir bilgiyi de vereyim aklınızda olsun. Hı-hı. Sadece Ramazan'a özgü değil. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Ayrıca bol vitaminli çok yarayışlı bir. Peki hurmanın faydalarını hepimiz evet. Biliyoruz. Bugün de dersimizi aldık. Evet başka sen ne diyeceksin Selda? Sofranın biraz sanki çok mu basit kalmış? Basit yani mi? Biraz daha özenebilirdiniz. Zamanımız yetişti mi? Yetti. Mumların da yanmasını isterdim. İsterseniz yakabilirim. Olur. Şöyle olur. Masada bir eksikliklerimiz mevcut. Ne gibi? Yani servisler boş, çift açılmış. Çift açılmış ama masa. Yani tuzluk var, karabiber, yani, peçete, ekmek, incir, tane olabilir. Hurma çok sade. Neden mumlar yanmıyor? Ne yapayım? Yanan meyve mi koysaydım? Yanan meyve koyunca daha mı alengelli olur? Efendim o yanmasa da yani. Konu alevli meyve değil ben ama yani babaanneme daha... de gittiğim zaman böyle bir tabakta incirli hurma getiriyorlar. Hoş geldin diye tutuyorlar. Yani bu basit yani. Böyle yani bu misafirperverlik. Ne yapsaydım? Şey mi yaksaydım orada diyorum ya? Meyve mi yaksaydım? Ya da ne yapsaydım? Daha alengelli tabakta hayır, mı koysaydım? Şunu koymanızdaki amaç ne? Hayır yani mumu yakmadınız. Ya amaç ne? Hani ben... dünden yani gaz lambası yaktım, gaz kokuyor dediniz. Peki bugün mumda mı kokuyor bari? Yanlış yere konuşuyorsunuz her zamanki. Ben kokuyor demedim. Genel olarak yorum yapıldı ama. Ay genel olarak yapan kişiydim. Ben demedim. Bilemem artık. Ben genel olarak genel yapıldı. Olarak mum, ben de buna yorum yapmak denildi. Zorundayım şu ben anda. Ben bu kokuyu almıyorum dedim. Ayrıca ben masanızın uyumunu çok beğendiğim için bir puanı da oradan verdim. Tamam puan vermiş olabilirsiniz ama ben genel olarak şu an sizin masanızı eksik buluyorum ve beğenmiyorum. Peki. Mumlar yanabilir. Peki çorbamız neydi Hatice? Kavrulmuş arpa şehriyesi çorbası terbiyeli. Terbiyeli. Evet. İyi misin? İyiyim. Çok iyi. Peki. Eğer senin için de uygunsa çorbaları içelim. Tamam. Sizinkini alayım ben. Sahipsen. Öncelikle masa düzeninde kesinlikle eksiklikler vardı. Çok basit bir masa hazırlanmıştı. Hurmalar çok saçmaydı yani. Sanki bir Ramazan zamanında
yüz gibi atmosfer verdi. Benim masamın yanından kesinlikle zerre kadar geçemez. Hiç zaten kıyaslanamaz bile. Onun için ben masa düzenini beğenmiyorum. Masa düzeni çok sadeydi. Yani oradaki kuru meyveleri anlam veremedim. Bir çiçek olabilirdi belki, daha farklı süsler olabilirdi. Yapmadı kendisi. Kendi tercih ediyorum ama ben beğenmedim. Yanık kokuları geliyor. Yanık kokusu. Evet. Bir ağır bir yanık, yanık kokusu vardı. Bir şey yandı mı Hatice? Ben de çok konuşamadım siz gelmeden. Bence keşkeği yaktı. Keşkeği mi? Evet, keşkek. Aa, yandı. Keşkek var. Ay ne severim. Zordur ben, ha keşkek. Evet, tabii zordur. Zordur değil mi keşkek? Risk almışsın. Keşkek yapmak gerçekten zordur. Yanık kokusu çok pardon tabağınıza. Yani ben şunu da anlamadım yani. Terbiyeli arpa şehriye çorbası. Ya bizim annelerimiz hani bazen aceleden ne yapayım diye telaşına düştüğü zaman şehriye çorbası yapılır. Hmm. Arpa şehriyeli çorbaya... Dedi çorbayı suyla yapan arkadaş. Cazip gelmedi. Biz de hepimiz dinledik. Neyle yaptınız? Göreceğiz bakalım. Sen Berke menüyü nasıl buldun? Menü... Hatice'nin spesiyali var mesela. Evet, Hatice'nin spesiyali çok gizemli olmuş. Bayağı gizemli. Ben de bilmiyorum merak nedir. Ediyoruz ama bir protein diye tahmin ediyorum. O konuda zaten. O konuda hiç yorum yapamadık. Keşke evet. En azından hangi malzemeyi kullanacağını sürpriz. Ona dair bir şey olsaydı. Sürpriz yumurta. Hani... Yani böyle sürpriz açıkçası yani. Bana böyle kapalı çarşı pazarı gibi neyin ne olduğu belli değil. Hatice spesiyel. Hmm. Ondan sonra arpa şehriyeli işte terbiyeli çorba. Hmm. Ondan sonra yani Hatice çok Hanım, alakasız mutfağınıza gelebilir miyim? Yani. Müsaade var mıdır? Seni ben buradan zor duyuyorum. Acaba o nasıl duysun? Ben de görmek istiyorum mutfağa. Bakalım. İzin isterseniz girebilirsiniz. Siz bakacaksanız ben girmeyeyim o zaman. Beraber bakalım daha iyi olur. Evet, mutfağa girmek isteyen varsa varmış. Sorun yok. Ben gelebilirler. Ufak ziyaretimiz açılmıştır. Çorbanın üzerine nane yaktığım için biraz bekleteceğim sunum için. Çok kısa bir. Ama hemen hazır edip getiriyorum. Ama bu arada mutfağa gezmek isteyen varsa gelebilir. Siz buyursun. Tamam. Şimdiye kadar ben bakmak istiyorum. Aranızda bir oylama. Ne siz buyurun siz buyurun. Gidin bakın daha gelin dedik. Kadın o siz buraya. Efendim, müsaade varsa ben gitmek ederim, istiyorum. Rica ederim. Bu arada tiramisu'yu çok severim. Tiramisu'yu ben de çok, çok severim. Çok çok. Bardak, fincan ama... tiramisu muydu? Zuhal Hanım benim için kriter şudur. Mascarpone'la ve espresso ile yapılmalı. Mascarpone ve çünkü espresso. Çünkü labne ile de yapılıyor. Labne ile de yapılıyor. Mascarpone. Kahve ile de olur. Mascarpone yaparsa ekstra bir puanım olacak. Ama mascarpone ve kedi diliyle de bir bambaşka oluyor. Yalnız yine mutfağa gidildi. Bu sefer iki kişi gidildi. Sen iyice sinirlendin bu duruma. Yani hiç hoş. Boş bulmuyorum yani. Kullanılan kaşık şimdi neden kullandım oldu? Onu. Onu ama şimdi o kullandım. O şekilde koyulmaması gerekiyor. Nereye koyayım onu? Şimdi kullanılmış kullandım. Kaşık sizce burada durulmaz. Şimdi kullandım onu. Hanımefendi bu ne için var burada? Şimdi kullandım tamam, onu. Tamam kullanmış olabilirsiniz tamam, ama onun yeri burası atacağım. Değil mi Selda Hanım? Oraya koysa daha iyi olurdu evet. Steril değil yani ben... Yo üstünü kapatmış genel olarak. Sadece kaşık genel benim gözüme. İyi de o kaşığı bir daha kullanmıyorum ki kullanmayacağım için oraya koydum. Sonuç itibariyle oraya koymanız gerekiyordu. Yine ama tezgah güzel. Lavaboyu temizlemiş, yetiştirmişsiniz. Sevindim bu kadar temiz olmasına. Elinize sağlık. Güzel olmuş. Teşekkür ederim.